bir gün önceden etimizi hazırlamamız gerekiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da eğer dana eti kullanıyorsak birazcık daha küçük doğramamız gerekiyor. Kuzu etinde bunları şişlik boyutta doğrayabilirsiniz ama eğer dana eti ise birazcık daha küçük doğramamız daha güzel pişmesi için bize yardımcı olacaktır. Özellikle dana etinde dediğim gibi marine konusu çok önemli etin yumuşaması için. Şunu da söyleyeyim yeri gelmişken eğer o kadar vaktiniz yoksa hiç bunlarla uğraşamayacaksanız çünkü bu en az 8 saat beklemesi gerek en fazla da 2 gün beklemesi gerek bu marine şeklinde. Bu kadar vaktiniz yoksa hemen pişirmeniz gerekiyorsa eti haşlayabilirsiniz. Biraz suyun içinde eti bir süre haşladıktan sonra direkt saç kavurma yapmaya geçebilirsiniz. Eğer marine için süreniz varsa malzemeleri sayıp marine için ne yapmamız gerektiğini hemen söyleyelim. Malzemelerimizde arkadaşlar yarım çay bardağı sıvı yağ var. Bu zeytinyağı değil çünkü zeytinyağının donma özelliği var. O donma özelliği de marine etkisini birazcık azaltıyor. Onun için sıvı yağ tercih etmemiz gerekiyor. Bir çay bardağı kadar sütümüz var. Tuzumuz, karabiberimiz, soğanımız veya soğanımızın suyu eğer soğanı hiç içinde istemiyorsanız soğan suyunu da kullanabilirsiniz. Birazcık da kekik var. Bunlar malzemelerimiz. Yaygın bilinenin aksine soda kullanmak çok faydalı bir şey değil aslında. Gazlı içecekleri çok fazla tercih etmememiz gerekiyor. Direkt tuzumuzu atarak başlayabiliriz. Bir çay kaşığı tuzumuzu atalım. Daha sonra hemen sütümüzü ekleyelim. Sonra sıvı yağımız. Sonra soğanımızı ekleyelim. Yine bir çay kaşığı karabiber. Ve de bir çay kaşığı kekik. Kekiği birazcık daha fazla da kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Tüm malzemeleri attıktan sonra bunları karıştırmam gerekiyor. Karıştırma işlemi bittikten sonra bunu streç filmle kapatıp buzdolabında dediğim gibi en az 8 saat, en fazla 2 gün. İdeal süre 1 gündür, 24 saattir kadar sürede bekletmem gerekiyor. Kesinlikle buzluğa koymuyoruz tabii ki bunu. Tekrar buzdolabına yerleştireceğiz. Buzdolabında 1 gün kadar bekleyecek. Şöyle hava almaması için özellikle olabildiğince sosumuzun içine gömülmesini sağlarsanız daha iyi olur. Tabii iyice karıştırdıktan sonra.